Süper ama bu ne lan? Bu ne oğlum? Yanlışlıkla çıkarmış lan. İstemeden çıkarmış. Çıkarmaya çalışırken değil ha. Yanlışlıkla çıkarmış adam ya. Yanlışlıkla çıkarmazsın. Yanlışlıkla da 300 milyon almazsın ya. Yanlışlıkla almış abi. Bu kadar da olmaz. Yeter artık. Her videoda yeni anormal şeyler görüyoruz. Bu nedir ya? Oha, bu kadro ne lan? Abi şu ana kadar gördüğümüz en iyi kadro falan, 99 yani 2 milyarlık kadro, 2 milyarlık. Hepiniz inanılmaz gizemli, olaylı ve efsanevi kadrolu paket yorumlama videomuza hoş geldiniz. Bugün kim bilir nasıl gizemli olaylar, neler göreceğiz. Oyun ilerledikçe her şey felaket coşmaya başladı ve siz de açıklamadaki Discord'dan gelip orada hem FC Mobil kanalımız var, hem efsanevi sohbetler ediliyor, hem de kadro paket yorumlamaları atmak istiyorsanız siz de gizemli paketlerinizi ve kadrolarınızı atmak istiyorsanız oraya gelebilirsiniz. Arkadaşlar gerçekten neden bu kadar like geldiğini anlayamadığımız, hala sizin de neden bu kadar like gelmesini istediğinizi de çözemediğimiz o kadro paket yorumlama videomuza hoş geldiniz. Yorumlarınız gerçekten çok iyi. Gecenin 12'sinde bile atılan bu yorumlar gerçekten mükemmel arkadaşlar. Gerçekten yorumlarınız benim manyak gaza getiriyor. Böyle devam edelim. Arkadaşlar ben bu videoyu çektiğim esnadaki yayınlanan son iki videomuzdaki gelişime bakın. Sadece bir gün içinde yaptığınız şeye bakın. Bakın burada 12.000 izlendiğinde 1000 beğeni olmuş. Bu gayet güzel. Ama sonraki video 11.000 izlendiğinde 1300 beğeni olmuş neredeyse. Yani siz neler neler yapabiliyorsunuz. Bu video zaten aynı zamanda sizin benden de çok like gelmesini istediğiniz video. Çünkü bu video aynı zamanda sizin videonuz. Sizin kadrolarınız, sizin paketleriniz var benim tarafımdan yorumlanan. Bu video kim bilir ne olur artık. Hemen arkadaşlar like tuşuna, ekrana basın, sol alta basın. Videoyu bile durdurmanıza gerek yok artık telefonlarda. Ve aynı zamanda tabii ki like sesine bakmak için tab ekranını kapatabilirsiniz. Like'ınızı da o sırada atabilirsiniz. Yani gerçekten inanılmazsınız. Benim kadrom şimdilik bu. İsteyen yorumlarda yorumlayabilir arkadaşlar. Benim kadrom görmüş olduğunuz gibi bu arkadaşlar. Şu anlık daha yeni gen yükseltmeleri de var. Biraz daha sonra çok güzel gen yükseltmeler yapacağız yine. Hadi o zaman başlıyoruz. Ares 100 milyon var demiş ve böyle bir kadro atmış. Kardeşim şimdi sende şöyle bir durum var. Oyuncuların genel olarak dereceli değiller ve kendi reytingindeler. Mesela Haaland, Figo, Bellingham sadece 2 rating yükselmiş durumda. Blank ya 1 rating ya da 0 rating yükselmiş durumda. Koeman 3 rating falan yükselmiş ama oyuncularının elinde de 100 milyon varmış. Hepinize aynı tavsiyeyi veriyorum arkadaşlar. Takımınızın ratingini arttıracak bir sistem bu. Oyuncularınız artı 4, artı 5 rating almış şekilde alın. Mesela 94'lük bir oyuncu alacaksanız 94'lük almayın. 90-94'ü yükseltilmiş bir oyuncu alın ya da 89 olup 94'ü yükseltilmiş bir oyuncu alın. Sizin takımınızın reytingine öyle daha çok katkısı oluyor. Bu bilgiyi öncelikle videonun başında bu özel bilgiyi vereyim. Hala haberi olmayanlar, farkında olmayanlar vardır. Çünkü bu yeni sezonda olan bir sistem ve ben hiçbir videomda bunu çok detaylı anlatmadım. Böyle bir durum var. Onun dışında da 100 milyonun varsa bayağı bir geliştirebilirsin kadronu. Evet kaleciler birazcık pahalı ama yavaş yavaş düşmeye de başladılar. Vicario yerine bir kaleci alabilirsin veya Vicario'nun direkt 92'lik halini falan alabilirsin. Rashford da fena değil. Kanatlı dizilişler çok pahalı olabiliyor ama yine de güzel oluyor. Onu da kullanabilirsin. Benim dizilişim kanatlı değil mesela ana hesabımdaki. Güzel bir kadro, ben beğendim. Devam edelim. Ali'ye geldik. Werner hariç önerileri açayım. Vidic etkinlikte günlük görevden 80-92'den çıktı ve abone olup like atmayı unutmayın demiş. Evet hala çözemediğimiz, ben artık söylemiyorum hiçbir zaman ama hala izleyiciler bu abone olup like atmayı unutmayın diyor. Arkadaşlar herkes istiyor bunu, sizler de like atmayı unutmayın. Ali çok teşekkür ederim. Yani arkadaşlar gizemli olayla başladık. Daha fazlalarını görebiliriz ama 80-92 paketinden çıkabilecek en iyi oyuncu. Benim 100 milyon coins kastığım oyuncu bu. Yani gerçekten kanaldan izleyebilirsiniz. 150 milyon kastığım video, başlığı o olan video. Bu adamla birlikte kastım. Ve bu da 35 milyonken çıkarmış. Daha değerliyken biraz maskerano basıp şanslıysa uçurabilir. Ben çok şanslıydım o videoda zaten. İzleyebilirsiniz. Çok eğlenceli olmuştu. Hayırlı olsun. Bayağı iyi ve bakalım 94 genlikte bir takım yapmış herhalde satıp Vidic'i. Ve gayet de güzel olmuş abi. Bakın Garinçay'ı birazcık 2 rating falan yükseltmiş. Jota'yı da almış ve genel olarak da fena olmayan güzel bir kadrosu var. Ben beğendim ama bak bu kadroda da o durumlar biraz eksik. Hani yükseltilmiş 4-5 derece basılmış oyuncular daha iyi olur. Yunus X kadın kadrosu da buradan SS almış. Gayet güzel duruyor arkadaşlar. Kadrolara genel yorumlarım şu anlık bu. Toti'den sonra oyuncu önerileri falan filan da daha çok yapmaya başlayacağım arkadaşlar bu arada. Genel olarak gördüğüm bazı şeyleri söylüyorum. Videoya selamlar, like atmayı unutmayın demiş Yasin'de. Artı 50 milyon var demiş. Gerçekten bu da güzel bir kadro. Diziliş çok farklı bu arada normale göre. Ama işte ucuz bir diziliş muhtemelen. Jota'nın da bu kartı MF ise vallahi çok iyi. Kante ve Koke'yi kullanmış. Koke'yi ben de kullanıyorum. Gayet iyi bu arada. Arkadaşlar MOO kullanan herkese şunu öneriyorum. Mesela burada Nkunku var.
Tamam sen kadro kurma görevi yapıp almışsın. Bence kesinlikle yanlış yapmışsın. Ama bakın şunu söylüyorum. Abi bu CC Okocha'yı alın. 94'lük halini. Basın basın basın. Ya böyle bir adam yok ya. Bu CC Okocha inanılmaz bir kart. MOO kullanan herkes bence kullanmalı. Fiyatı da çok yüksek değil. Benim oyuncu önerisi olarak kesin net yapabileceğim ve asla pişman olmayacağınız, eğer MOO kullanıyorsanız, oyuncu kesinlikle alabiliyorsanız 22-23 milyon falan 94'lük CC Okocha abi. İnanılmaz gerçekten. Yani bu kadroda gayet güzel duruyor. Rüdiger var, Diaz var, Casillas var. Casillas'ın şu kartı da gerçekten felaket. Yavaş yavaş fiyatı da düşmeye başladı ama gayet iyi bir kart. Dzeko'yu da ben kullandım bir ara kadromda. Bayağı iyi işi yapıyor yani arkadaşlar. Abi 40 milyonum var. Kaleye Kober gelecek. Onu 92 yan yapacağım. Video like atıp abone olursanız sevinirim demiş. Arkadaşlar yani yine like isteyen bir takipçimiz. Gerçekten çok teşekkür ederim. Kaleye Kober gelecek. Güzel abi, kaleye Kober gelsin. Arkadaşlar benim buradaki tavsiyem, yine sürekli söylediğim gibi, Cevher kesinlikle harcamayın. Lütfen Team of the Year'a kadar Cevher harcamayın ya. Gerek yok abi. %95 bir şey gelmeyecek zaten. %5'lik şansla gelme ihtimali var. Yani şansınıza çok güveniyorsanız açın. Bir şeyler de çıkabilir ama bir sürü yerden paket açılabiliyor zaten. Bence kesinlikle Cevher almayın. Ve 40 milyonum var demiş. Kober gelecek. 92 milyon yapacağım. Gayet güzel. Yükseltin ya da yükselmiş halleriyle alın oyuncuları arkadaşlar. Çok daha iyi. Lineker'i 93 yapmış. Herhalde 3 kez Lineker çıkmış en az. Bayağı iyi. Bayağı başarılı kardeşim benim. Gayet güzel yapmışsın onu. Diğerlerini de biraz daha yüksek hallerini dediğim gibi kullanırsan süper olur kadron. Ama çok temiz duruyor yani kalitesinde. Herkes de süper. 40 milyon da varmış. Güzel değerlendirilebilir. Videoya selamlar. Kore abim için 31 like geçelim. Arkadaşlar bakın, yeni videoyu 31 beğeni geçince atmıyorum ben. Ben yeni bilgilendirme videosunu 31 beğeni gelince atıyorum. Ben yeni videoyu her türlü atarım. Ama siz bu videoyu 1000, 2000, 3000 yapın. Bombardıman, like bastıralım. Hedef 1 milyon, hayaller Paris. Paris hayaller ama 1 milyon da oluruz. Yani şu Türkiye'de 1 milyon tane FC Mobile oynayan olsun. Benim kanalım 1 milyon olur. Ama 1 milyon tane FC Mobile oynayan var mı acaba orası? Bence oynayan herkes bana abonedir abi. Oynamayı bırakmış olup izleyenler bile var beni yani. O yüzden yani kesinlikle abonedir. Sen de değilsen abone ol kankam. Bir 300 bin oyuncusu varsa 250 bini neredeyse bana abone abi. İnanılmaz gerçekten. Ben taşıyorum abi hepsini. Gerçekten inanılmaz. Ve burada da böyle bir kadro var 87'den. Gayet beğendim Mirza kadronu ama daha geliştir yani. Bayağı bir geri kalmışsın. Geri kalınmış biraz bu. Birazcık geliştir yani. Ben gizemli olayları çok görmek istiyorum. Abi bir şey söyleyeceğim. Ne gördüm? Bir dakika dur. Arkadaşlar ben buraya geçiyorum. CC Okocha var bu arada, süper ama bu ne lan? Bu ne oğlum? Arkadaşlar bu ne ya? Görev paketi. Yanlışlıkla çıkarmış lan. İstemeden çıkarmış. Çıkarmaya çalışırken değil ha. Yanlışlıkla çıkarmış adam ya. Yanlışlıkla da Ronaldo çıkarmazsın. Yanlışlıkla da 300 milyon almazsın ya. Yanlışlıkla almış abi. Bu kadar da olmaz. Yeter artık. Her videoda yeni anormal şeyler görüyoruz. Bu nedir ya? Şaka mı bu abi? Görün diye kamerayı da kenara aldım. Kazananı tebrik ederiz diyor. Görev paketi lan. Eşit almayı bile unutursun abi. Ben o paketleri tık 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 devam et diye geçiyorum. Ya inanılmaz ya. Ya inanılmaz abi gerçekten. 95 bir de Ronaldo. Yani 95 çıkıyor bir de o Ronaldo oluyor. Şaka gibi bir durum. Gerçekten Lucifer Michaels'ın, tam da bu Lucifer Michaels'ına çıkar zaten. Vallahi hayırlı olsun. Gerçekten helal olsun. Umarım güzel değerlendirmişsindir. Ben 99 yapıp satardım vallahi. Bütçe 35 milyon, kaleye 89 Kobe gelecek. Okocha çok güzel kullanmışsın. Biraz daha bekle, zaten Kobe'li de alacaksın. Yedek kulübende de bayağı bir oyuncu var. Ben beğendim kadronu, gayet güzel kankam. Ama Hacı'yı falan çıkar abi, reytingini düşürüyordur belki. 93'ün altındaki oyuncularını yedeklerden çıkar bence. Daha mantıklı olabilir. Haaland'ı malandı çıkar. Güzel abi, Okocha'yı kullanıyor. Bakın bu kartı olabildiğince iyi bir şekilde kullanın arkadaşlar. Her şeyinizi de basın o karta. Öneri istemiş Emre. Gayet güzel bir kadrosu var, 93 genlik. Abi bir şey söyleyeceğim. Ben şu an kadrolarla çıkmak istiyorum. Ben zaten kadroları yorumladım abi. MOO'ya önerimi verdim. Oyuncuları nasıl almanıza dair önerilerimi verdim. Sadece kadroları değerlendireceğim. Daha ileride daha çok oyuncu önerileri yaparız. 93 genlik müthiş bir kadrosu var Emre'nin. Ben beğendim gayet. 10 üzerinden de 6 veriyorum. Çünkü çok yüksek kadrolar var. Videoya selam. Aleyküm selam kardeşim. Bu arada ben 10 üzerinden 7 veya 8 verirdim kendi kadroma. Bu videoya da aynı şekilde 10 üzerinden 8 veriyorum ya. 95 gene de 8 verelim. Buraya da o zaman 7 verelim abi. Hadi bakalım. Sağ videoya selam. Forvet öneri var mı? Forvet öneri. Abi vallahi Müller'i ben kullanıyorum. Güzel ama sana Müller önermeyeceğim. Sana Santrafor'a Totti'yi bekle diyeceğim. Haaland'ın Malland'ın Totti'si var ya. Uçar gider ben sana söyleyeyim. Ya da bir sürü Santrafor. Ronaldo da Santrafor olarak gelecek zaten. Bayağı iyi şeyler olacak. B'ye geldik. Burada Ronaldo'nun şey kartını kullanıyor. Bayağı güzel bir kadro.
Ben bayağı beğendim. Videoya like atıp abone olur musunuz demiş arkadaşlar ve size öpücük yollamış. Ya sırf şu öpücük için abone olup like atmayacaklardı gerçekten. Hala atmadıysan öpücük kazanıyorsun abi. Hem de Fergü Sesko'dan yani. Sir Kay Fergü Sesko'dan. Bütçe 5 milyon sadece Ture satılabiliyor demiş. Sesko'culara selam olsun demiş. Aleyküm selam. Ya Ture'yi satma kanka, kalsın. Santrafor'a bir şey al yani. Gerçekten sen Santrafor'una bir Sesko, ama yani yok alma abi, sen Sesko kullanıyorsun. Yani yapacak bir şey yok abi. Sesko kalacak orada. Yedek bir santrafor al bari de 80'de 90'da belki oyuna sokarsın belki ya. Şeşko çıkmaz ama yani yine de yorulur belki. Adam dinlensin. Sonuçta Şeşko'ya saygımız var. Adamı dinlendirmek için bir yedeğe bir 90'lık 90'lık bir santrafor al kankam sen de. Golirli abi video like atıp abone olmayı unutmayın. Beyler küseriz yoksa öneride. Bak küseriz demiş. Golirli abinin küsmesini istemiyorsanız like atıp abone olun abi. Hadi öpücük için atladınız. Küsmemesi için atın. Bir de abi ben like atın yazın bile demiyorum artık. Ben bunu bir kere dedim. Sonra abi yıllar ilerledi, daha böyle şeyler bu şey oldu abi, bir anda herkes like atın like atın demeye başladı. Siz demeye başladınız yani, herkes dediğim sizsiniz. Sizin kadrolarınız paketleriniz bunlar. Bir de küseriz yoksa falan demeye başlamışsınız. İnanılmazsınız ya, gerçekten hepinizi çok seviyorum, adamsınız ya. Ronaldinho burada gerçekten çok güzel duruyor, buraya CC Okaça falan demeyeceğiz tabii ki, gayet güzel duruyor. Ben bu kadroyu da beğendim, gayet güzel. Merhaba abi, öncelikle ooo. Yalli 92 gen MO'ya veya santrafor varsa söyler misin? Bu oyuncu 80-92 arası paketten çıktı demiş. Vallahi abi bu 80-92'den herkes 92 çıkardı. Bana da bir kere çıktığı için bir şey demiyorum. Hile diyenler olmuştu, yalan söylüyorsun diyenler olmuştu. Paketi gösterdim abi, sonra mal gibi kaldılar ama yani gerçekten inanılmaz ve sonrasında da kadrosunu güzelce düzenlemiş. Vallahi Vialli billahi yani gerçekten inanılmaz bir oyuncu çıkarmışsın kanka. Hayırlı uğurlu olsun, ilk defa da gördüğüm bir adam ama demek ki iyi bir oyuncuymuş ki iyi böyle bir kartını geçirmiş. Öncelikle videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Bu kadroda değiştirmem gereken isimler var. Bir Zidane var. Zidane'ı bayağı yükseltmişsin. Keşke yükseltmeseydin. Keşke. Çünkü CC Okaça Zidane'ın 30 katı. Benim bir kadromda Zidane var. Bir kadromda Okaça var bu arada. Ve Zidane kesinlikle çok çok daha düşük seviyesi ama iyi. 97 yapmışsın. Zidane da uçuyordur muhtemelen. İyidir yani bu kadroda. Ve bu kadroda değiştirmen gereken bir Bellingham var bence. Bir de Tapsoba var. Onun dışında değiştirmen gereken hiçbir şey yok kankam. Maldini'nin yanında keşke diğer oyuncuyu da Zanetti'yi de alsaydın yani. Ben alabildim abi. Ben her şeyi basarak alabildim. Ben para yatırmadan aldım yani Zanetti'yi. Bence sen de alabilirdin. Ben bayağı her şeyi oynadım. Ama yine de kadro güzel. Ben beğendim. Bellingham da değişsin, Tapsoba da değişsin. Yeterli abi. Gayet güzel. Tapsoba'yı stopere atarsın. Vidic'i de satarsın abi. Bir sağ bek alırsın. Mis gibi. Vidic muhtemelen satılıyordur. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Abi 20 milyon 16 düdek var. Sorursa 95 ADM'i, sorursa ise 95 McManaman düşünüyormuş. Gayet güzel olur ve kadroda bir tane Maguire var. Sende Maguire... Abi Maguire'ın da fanı olunur mu ya? Vallahi saygı duyuyorum. Gerçekten saygı duyuyorum. Ama yani Maguire'ın fanı... Bir de Manchester City'lisin. Yani Manchester City'li olduğu için Manchester United'a verdiği zararlardan ötürü Maguire'ın fanıysan... Abi zararlardan ötürü okey, sevebilirsin abi. Rakip takımında... Yani rakip takımına zarar veren bir oyuncu sonuçta. İçeride olan bir oyuncu gibi düşünebiliriz. Ama yine de kullanmak zorunda değilsin abi Maguire'ı. Sen başka oyuncu kullan. Maguire'ı çöpe at, bir yere at. Saygı duy. Profil fotoğrafın falan var mı, öyle mi? Profil fotoğrafı falan yapabilirsin ama yani kadronda da kullanman gerekmiyor ya, adamı seviyorsun diye. Sevme sebebin çok güzel. Rakibine zarar vermesi. Kendine de mi zarar vereceksin yani? Başka bir stoper al. Gayet güzel bu arada. Düşüncelerin de güzel, mantıklı bence. Raul ve Malen'den gayet memnunum. Diğer bütün önerilere açayım. Malen'den ben de memnunum bu arada. Raul'den de mi? Gayet güzel kankam bu kadro. Ben bayağı beğendim Yasin Aras. Bana bu Instagram'dan da bayağı bir şey açıyor ve bayağı bir öneri verdi. Benim kadromun gen yükseltmemde de ben önerilerini takip aldım bu arada ve videomu izlerken atmış arkadaşlar kadrosunu. Ben böyle anları çok seviyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi benim videomdayken atmış. Ve bayağı da güzel bir kadrosu var gerçekten. Sadece en mantıklı olanları kullanmış genel olarak. Fiyat performans olarak kullanmış. Sevdiğin oyuncular da kullan kanka. Ben sana onu söylüyorum. Sadece oyuna göre oynuyorsun. Sen bana da yaptığın yorumlar öyle. Çok güzel kadro. 97 gen manyak. Müthiş bir kadron var. Ben çok beğendim. Ama birazcık futbolu takip ediyorsan futboldan sevdiğin oyuncularla da kadro kurabilirsin. Sadece oyuna göre yaparsan bir yerden sonra sıkılabilirsin. Çünkü sadece oyun değil. Futbolda, gerçek futbolda da sevdiğin oyuncular da kullanabilirsin. Onun dışında süper zaten. Ve bir de arkadaşlar delik çıkarmış ve zaten bana atmıştı, ben hayırlı olsun demişim arkadaşlar. Benim videomu izlerken yine Vidic'ten kastım. Vidic'i de bana önermiştiniz siz arkadaşlar bu arada. Gerçekten çok güzel anlar bunlar ve videoya selamlar, seviliyorsun demiş. Aleyküm selam kardeşim, 60 milyonda coins varmış. Gayet güzel abi, ben kadroyu beğendim. Hemen devam edelim. Furkan abi kadro önerim var mı? Bu arada paketten çıkan oyuncular satıldı. Abone olup beğenmeyi unutmayın. 95 yenlik bir kadro kanka, ne diyeyim, sadece MO'lardan birini CC Okaça alabilirsin. Ben çünkü çok beğendim onu, sizin de kullanmanızı istiyorum. Bence kesin beğeneceksiniz. Oo abi bir tane Vieira çıkmış, aynı zamanda Hernandez, bunu da yanlışlıkla bir Vieira çıkarmış. Bir de Goretzka. Yanlışlıkla Goretzka ama abi şunların ikisinin 10 katı Ronaldo diyor. İkisinin toplamını birleştir, 10'la çarp, 315 milyon ediyor. Ronaldo'dan da zaten bir iki kere basarsan
coşar yani. Resmen 10 katını çıkarmıştı az önceki gördüğümüz. Burada da gerçekten inanılmaz bir paket var. İnanılmaz şeyler var. Ve abi bonus 1.2. Bir dakika. Oha. Oğlum bu paket hangi paket? Gerçekten mi lan? Arkadaşlar ya bu paketten çıkmış ya da bu paketten çıkmış. Buradan çıkmış. 85-95'lerden çıkmış bir de. Ya şansa bak abi. Bana iki tane 85 çıktı ya iki hesabıma da. Nasıl olur ya? Ya bu gerçek mi abi? Bu gerçek mi ya? Bu gerçek mi oğlum? Bu nasıl olur? İki tane birden mi de böyle bir şey olamaz ya. Bu kadar da olamaz abi. Bunlar şans değil artık. Bu başka bir şey arkadaşlar. Yani bunu ben artık kabul etmiyorum ya. Ya bizdeyiz abi. Bu şansla benim şansım ne oluyor yani o zaman? Gerçekten inanılmaz ya. Dayı, dayı olunca çıkıyor işte. Vallahi hayırlı olsun. Gerçekten tebrik ediyorum. Yemin ediyorum kralsın. Vallahi süper ya dayı. Doruk öneri var mı kral demiş. Artık 7'de atılan kadrolardayız. 94 genlik bir şey. Ben önerilerimi verdim. Sen de MO10 aynı şekilde CC Koç alabilirsin. Gerard'la Bellingham'ı da sıra sıra yavaş yavaş değiştir. Süre kalabilir. Birazcık ama yükselmiş halini alabilirsin. Bir de Hacı ile Haaland'ı yedeklerden bence çıkar abi. Çünkü o gen ratingini senin düşürüyor o bence. 95 olabilir. O yüzden Hacı ile Haaland'ını çıkar. Hatta Lineker'i de çıkartabilirsin bence. Gayet güzel zaten kadro. Ben beğendim. Abi önerim var mı? Ama sen teke tekte değişiklikleri seviyorsan falan filan kalabilir yani. İlla öyle istiyorsan Zidane'ı yedeye al. Sonrasında MO10'a da git CC Okaç al. Mis gibi öneri sana. Abi önerin var mı demiş. Böyle de bir kadro arkadaşlar. Bu arada ben bu videoda kaç kere Okaç'a dedim. Yeter artık ya. 650 milyon değerinde müthiş bir kadro. Haaland'ın 97'lik hali falan filan var. Gayet beğendim bu kadroyu. Ben kimi göreceğiz acaba? Abi çok merak ediyorum. Kadro için önerileri açın. Paketten çıkana mutlaka bakar mısın demiş. Ve bakıyorum. Oha! Dünyanın en iyi oyuncusu. Ya kış jokerleri standart paket. Aynen abi. Aynen standart. Çok standart ya. Arkadaşlar standart. Standart paket. Standart. Çok inanılmaz standart bir paket. Görüyoruz standart paketten. Standart paketten. Yani Pele. Pele abi tarihin en iyi oyuncusu çıkıyor adama. 95'ken Pele. Tarihin en iyisi. Standart ama yani yine de standart yani. Ne diyelim standart. Burada bir tane de Hamza'nın kadrosu var. Like atın abone olun demiş. Önerilerini de bekliyorum demiş. Çok güzel bir kadro. Kevin De Bruyne'in de önerilerini bekliyorum demiş. Kankam sen bana öneri verdi. Sen de para falan vardır. Sen bu Zidane'ı bir yedeğe al. Zidane'ı bir yedeğe al. CC Okaç'a. Ama senin reytingine düşük oluyor. Şimdi bu kadroyu da CC Okaç'a al diyemiyoruz ki. Yedeğe bir Okaç alsan o da reytingi düşürür. Yani vallahi bilemeyeceğim ama Okaç'ı kullanamam çok kötü. Oo, başladık. Bir. Yine abi. Ödül 19'dan. Çıkanlara bak. Division Rivals ödülünden Messi. De Bruyne. Oblak. Oo, vallahi kankam. Yani yemin ediyorum. Şans sende var abi. Biz de şanslı sanıyoruz kendimizi. Villallo'ya geldik. Burada 95'lik bir key var ama görünmüyor kanka. Kusura bakma. Arkadaşlar birazcık hızlı atlayacağım kadroları. Burada görmüş olduğunuz gibi kimin kadrosu? Ekrem Toprak'ın kadrosu. Gayet güzel iki tane kadrosu var ve 100 Mbappe var. Oha abi gerçekten müthiş. Zafer Yıldız'ın da böyle bir 95'genlik kadrosu var. Bunu da gayet beğendim abi. Ve 93 Neymar var. O da çok güzel duruyor. Neymar'la ben oynamak isterdim açıkçası. Neymar'da alabilirim ben yakın zamanda kadromu. Öneriler bekliyorum. Videoya like, kanala abone ol demiş. Evet arkadaşlar ama bu kadar emir vererek yazmayalım ya. Biraz daha güzel yazalım. Mesela abone olmasanız küserim falan gayet güzeldi bence. Evet burada gayet güzel kadro var. Beğendim. Salih'ten de bir şey geliyor. Bir tane Wirtz var ama başka bir şey var mı? Yok. Ama birisi bana iki tane 85 çıkıyor. Adama 86 ve 94 çıkmış. Burada ne var? Yanlışlıkla bir 95. Yine 70 milyonluk 95. Arkadaşlar yani yanlışlıkla çıkan bu adamlar gerçekten... Ya gerçekten inanılmaz ya. Ya inanılmaz. Ben bir şey demiyorum. İnanamıyorum ya artık. Artık inanamıyorum. Artık şaşırma duygumu kaybettim. Yani artık nasıl şaşırılır bilmiyorum. Daha beni şaşırtacak bir şey gelir mi onu da bilmiyorum. Birazcık hızlı geçip artık şu olaylara bakmak istiyorum. İlk dakika içinde atılan bütün kadroları da yorumlamış olduk bu şekilde. Intel Platinum sana da teşekkür ediyorum. Arda DT sana da çok teşekkür ediyorum. K sana da çok teşekkür ediyorum. İsminizin devamını yazsınız daha güzel olur ama maalesef yazmamış. Efe'ye de teşekkürler 93'lük kadrosu için. Şöyle 96'nın üstünde falan kadro çıkarsa bakarız tabii ki. Berardi'nin çıkması ödül altından. Yani bana sadece en fazla 89 çıktığı için. Vallahi tebrik ediyorum. Umarım bana da bir gün çıkar. 94 Haaland çıkmış. 94 Hernandez çıkmış. Ve böyle bir kadro yapmış. Tabii bunlar çıkarsa bu kadroyu çok rahat kurarsın. Abi. Başka oyun oynamana gerek yok ki. Vallahi hayırlı uğurlu olsun kankam. Mükemmel. 100 milyon bütçe demiş. Gayet pek güzel bir kadro kurmuş. Messi ile Ronaldo da Totti de geliyor. Onları da sen coşturursun. Öneri var mı? Seviliyorsun demiş. Kardeşim Nkunku yerine hemen Okocha'yı çek. Sonra yoluna bak abi. Hepiniz aynı öneriyi verdim. Bütün herkes şimdi Okocha kullanacak. Burada da Cristiano Ronaldo'nun 97 genlik bir kadrosu var abi. İnanılmaz ya. Ya şu Zidane yerine bir Okocha. Abi şu CC Okocha'yı göreyim. Ay sıradık Karupa getiriyor. Onunla da herkes de CC Okocha olsa çok komik olmaz mı? Bütün karolarda CC Okocha. Abi burada Pele var mesela. Buraya hiçbir şey diyemeyiz. Ama yine de daha düşük reytingde olduğu için diyorum CC Koç'a. Ve burada ne varmış abi? Berardi var.
Carlos Alberto çıkmış 93 ve bu paketten çıkmış galiba. Bu paketi de atmış ve bir tane açmış. Tek bir kere de çıkmış. Yani abi zaten şanslı olana çıkana çıkıyor ya. Bir de yanında Dudek de vermiş. Yani daha iyi ben demiş ki ne yapayım al demiş. Sen şanslı günündesin demiş vermiş. Casillas var, Okocha var, Kroos var, Zanetti var. Abi oyunda sevdiğim bir sürü oyuncu var bu kadroda da. Bayağı beğendim Twin Brothers. Yakupa'nın da kadrosu görmüş olduğunuz gibi bu şekilde ve burada da Ronaldo var. Oha bu kadro ne lan? Abi şu ana kadar gördüğümüz en iyi kadro falan 99 yani 2 milyarlık kadro 2 milyarlık. Oha abi gördüğümüz gerçekten en ama en iyi kadro ya. Bu kadroya daha ne diyeyim abi, şapka olsa şapka çıkartacağım ya. Bu ne oğlum? Gerçekten inanılmaz. Bayağı beğendim Güven'in kadrosunu ve evet. Aynı paketten bir tane daha yine yanlışlıkla Ronaldo. Artık ben şaşırmıyorum bunları. Ben daha farklı şeyler görmem lazım arkadaşlar. Kvins'in kadrosu, Ons'un kadrosu, Pereira, Modern'in burada görmüş olduğunuz gibi kadrosu var. Ve birazcık artık hızlı geçeceğim arkadaşlar. Ve burada görmüş olduğunuz gibi Vieira ve De Bruyne var. Şimdi ben birazcık artık hızlı geçeceğim dedim ya arkadaşlar. Ve bu iki kişi Drogba ve Rafael Mustafa muhtemelen video izliyor. Tam da bize geldiği anda olan denk geldi anasını satayım demesinler diye. Rafael Mustafa çok teşekkür ederim kardeşim. Müthiş bir kadro. Sana da o koçayı öneriyorum. Ve burada da sana da o koçayı öneriyorum. Çünkü tam bir MOO eksikleri var hepsinin. Gerçekten güzel Drogba senin de kadronun için teşekkürler ama artık hızlı geçeceğim artık. Yani kimse kusura bakmasın arkadaşlar. Video 3 saat süremez yani. 20 dakika geç atmışsın yani sen de artık. Ama 260 milyon parası varmış kanka. Bu kadroyu sen coşturursun. MOO'lu dizice geçip Okocha al abi. Yorumlarda full şey yazacaksınız. Hiç kimse Koray abi Okocha al. Hiç kimse Koray abi Okocha al. Herkes bu yorumu yazacak bu videoya. Deathscape'in de böyle bir kadrosu var. Bayağı bir uzun yazmış. Şöyle bir abi satılan oyuncusuna bakalım en azından 126 milyon. Aynı benim yaptığımı yapmış. Kral ya. Benden izlemiş yapmış. Adamsın sen ya. Vidic'ten kasmış parayı. Ve 3 maskeran öyle yapmış. Aynı yaptığımı yapmış. Resmen taktik göstermişim arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi. Ooo. Ve benim yaptığım gibi bir hafta önce. Benden önce yapmış lan. Herkes videoya like atsın ve abone olurlarsa seviniriz demiş. Seviliyorsun abi demiş. Seni sevdim kankam. Çok da güzel yazmışsın. Çok sevdim. Ben yanlış anlamışım ama benden önce yapmış ama aynı şeyi yapmış. Ama benim taktiğim 3 maskara alma. Yani %50 şans ve %60 şansı üst üste tık tık yapmak benim taktiğim. Hep ilk ben yaptım. Önce Arnold'da yaptım hatta hatırlıyorsanız. Oblak ve Schmeichel burada gerçekten çok iyi duruyor. 100 milyon bütçe var. Video like, kanala abone ol demiş ve Blank çıkmış ödül altından. Abi 85-95 paketinden bana en fazla 89 çıkıyor ya. Ya şaşırmıyorum artık da sitem ediyorum abi. Bu nedir ya? Artık tatmin olmuyorum abi ben bunlarla. Başka bir ne görebiliriz bilmiyorum ama tatmin olmuyorum arkadaşlar. Yani ne diyeyim ki abi? Ne diyeyim ki ya? Aynı adama çıkanlara bak. Vallahi Berat hayırlı olsun. Yemin ediyorum müthiş ya. Gerçekten müthiş. Neymar çıkmış buraya da görünmüyor ama Neymar, Son, Riken hepsi aynı pakette. Vidic çıkmış. Vidic'in çıkması çok güzel. Yükseltilince de coşuyor çünkü. Rijkaard yani gerçekten abi ne diyeyim ki? Oo, Xabi Alonso da var. Grimaldo aynı pakette. Yani ben 5 oyuncuda 95 görürsem falan şaşırırım herhalde ya da anormal saçma sapan bir şey. Çok aşağıda kaldı görür müsün bilmiyorum ama 108 milyona sattım. Geldiği gibi çıkmıştı. Önceki kadro pakette atmayı unuttum. Oğuz kardeşim vallahi hayırlı uğurlu olsun. Gördüm ya paketleri görüyorum abi. Paketlerinizi istediğiniz zaman atın. Videoyu çekene kadar atarsanız görürüm. Donnarumma var burada da o da çok iyi. Bakalım başka bizi neler çıldırtacak abi. Bu videoda da bir tane kadroya çıldırdık bu arada. Paket zaten en baştan geldi abi bizi çıldırtacak paket. Daha bir tatmin edecek bir şey gelir mi bilmiyorum. Carlos bayağı güzel duruyor bu arada Carlos da. Stoichkov kaptanlar biletinden. Vallahi şanslısın ha yemin ediyorum şanslısın. Buradan bakalım abi burada ne varmış? Paolo Futre. Değişik bir oyuncu var ha. Bakıyoruz abi 96'ken 94'ken kadrolar 97'ken bir tane de kadro burada var arkadaşlar. Yani gerçekten inanılmaz ötesi şeyler vardı bu videoda da. Ben bir 85-95 paket açacağım arkadaşlar. Ne çıkar bilmiyorum ama bir 85-95'e gelene kadar açacağım. Şu an birazcık oyun da kasıyor bu arada ve bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Ben de bu videoda bir tane paket açılımı yapayım. Belki bana da bir şey çıkar abi. Bu kadar şanslı şeyler gördüm. Bu arada herkes de bana bol şans yazıyor. Ve sizin bol şans yazmalarınız yorumlara benim çok işime yarıyor bu arada. Çünkü enerjileriniz gerçekten çok iyi. Gerçekten herhalde iyi niyetli içten yazıyorsunuz. 200 cevher geldi. Hadi bakalım bir tane 85-95'e gelelim. Ve sizlerle birlikte açalım bakalım ne çıkacak. Arkadaşlar şu anda 85-95'e geldik. Yani o kadar 95'lik oyuncular gördük. Şurada bir tane 95'lik Müller var. Şöyle transfer dediğimiz zaman 100 milyon değeri var. Yani bir 90 abi ben 90'a bile okeyim. 1 milyonluk 90 çıksın bir şey demeyeceğim. Bana 89'un üstünde daha kim bilir kaç tane açtım çıkmadı. Ama çıkacak o sizin bol şanslarınız bir ara bana çıkacak. Belki şu an belki sonra bu videoda bol şanslarınızı yazın. Hadi açalım bakalım o ödül altılardan herkese neler neler geldi de bana niye gelmiyor abi. Kanada diyor ilk defa ama zaten oyuncular yenilendi o yüzden Larin mi lan bu?
Galiba Larry M85 falandır bu. 89 Jonathan David. Larry değil tabii ki de. 1 milyonluk dedik 89 ama yine de bak bu videodan sonra açtım çıkan en iyi oyuncuyu yavaş yavaş yükseltiyoruz abi. Yapacağız ya, biz bu işi gerçekten yapacağız. Bir daha bir şurada ne var? Burada 89-95'ler falan var ya. Bunları da açabiliriz aslında ya. Buralara da geliriz arkadaşlar. 24'e de geleceğiz. Ben buradan muhtemelen maskaran olurum ama bakarız. Belki bir hesapta paket açılımı yaparız. O zaman burada videomuzun sonuna geldik. Cevherleri biriktirmeye de devam ediyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Yine efsanevi bir video oldu. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar ve bay bay.